4. Kuvvet Programı'ndan iyi akşamlar efendim. Bu kez konuğum Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Adana milletvekilimiz. İyi bir muhafazakar demokrat benim için, bilgi sahibi. Özellikle Türkiye çapında attığı adımlar düşünceleri etkili, Adana üzerinde düşünceleri etkili. Bu etki alanı üzerinde de, Adana'nın etki alanı üzerinde de önümüzde seçimler var. Biraz Adana konuşmak istiyorum. Biraz yerel yönetim konuşmak istiyorum. Biraz umut konuşmak istiyorum. Birazcık da gelecek konuşmak istiyorum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Nedim Bey. Bütün kargaşa ortamından seçim sürecine giriyoruz. Artık sandık her şey. Bunu herkes kabul edecek. Sandıktan çıkan irade bu ülkeyi ve bu kentleri yönetmeli. Sandık deyince de bir yanda sorunlar, bir yanda umutlar. Sorunlara çözümlerini anlatıyor siyasetçiler, partiler. Ve halktan oy istiyorlar. O kenti yönetiyorlar. Şimdi biz Adana'dayız. Önce ilk Adana bizim için, bu merkezden yayın yaptığımız için. Efendim, bütün kent yasasından sonra köylerden kasabalara kadar her şey bütün kentin muhtesi içerisine girdi. Önce şunu sorayım. Nasıl değerlendiriyorsunuz bütün kent yasasını? Bütün kent yasası çıkınca daha mı iyi oldu? Yönetim daha mı kolaylaştı? Ondan başlayalım. Ondan sonra sorunları yavaş yavaş geliriz. Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum programa davetiniz için. Tabii büyükşehir yasası biliyorsunuz birkaç kez değişikliğe uğrayan bir yasa. Rahmetli Özal zamanında 1984 yılında sanırım çıkarılan bir yasayla büyükşehir ve metropol ilçe kavramı getirilmişti. Oradaki mantığı, Sayın Özal'ın, rahmetli Özal'ın mantığı, şehirlerdeki büyük projeleri, büyükşehir belediye başkanlıkları, onların belediye meclisleri belirlesin, diğer tali işlerle ilgili de ilçe belediyeleri yapsın şeklinde bir yaklaşımdı. İlk yıllarda biraz karmaşadan sonra aslında belki biraz oturabilir falan diye düşündük. Ama sonra görüldü ki büyükşehir ilçe ilişkilerinde zaman zaman kopukluklar oluyor. Hatta biz siyasetçi olarak çok dolaşıyoruz köylerde, ilçe merkezlerinde veya ücra noktalarında. Oraya gittiğimiz zaman insanlar artık büyükşehirde ne varsa bizde de o olsun taleplerini dile getiriyorlar. Yani mesela köylerde çöp toplama ciddi bir sorundur Nedim Bey. Traktörler vesaire falan ister. Zehirleme, yani işte veya sinekle mücadele çok ciddi bir şeydir, sorundur. Su meselesi önemli bir sorundur. Yolla ilgili çok şükür onları aşağı yukarı çözdük, hamdolsun. Ama zaman zaman köy içi yollarının bir takım şeylerini, düzenlemelerini vatandaş bizden talep ediyor. Niye talep ediyor? Çünkü vatandaş artık köyünde yaşayıp kentle bağlantısını koparan insanlar değil. Vatandaş köyde oturuyor ama şehirle çok yakından bağlantılı. Hatta dünyanın en ileri şehirleriyle de çok yakın irtibatta. Kaldı ki o şehirde olan insanlar da, malum bizim kültür özelliğimiz, hepimiz köyümüz vardır ve köyümüze yani zaman zaman gitsek de o köy bizim köyümüzdür. Annemizin, babamızın mezarı. Aynen, mezar orada. Tabii gidiyoruz. Dolayısıyla bu karşılıklı etkileşimden dolayı şehirde olan icraatların köyde de olmasını sağlamak adına gerçekten mükemmel bir yasa çıkarıldı. Büyükşehir yasası. Siz bütün şehir diyorsunuz. Evet, gerçekten şehir çok güzel de bir tanımlama. Tebrik ediyorum. Bütün şehir dediğiniz zaman yani bugün Anakent Belediye Başkanı sadece kendi sınırlar içerisindeki insanlarla, oradaki icraatlerle ilgili değil. O belediye başkanı Tufanbeyli'deki Bozgeyik kasabasının problemini de görecek. Ceyhan Soysallı köyündeki problemi de görecek. İşte Tuzla'yı da görecek.
Aladağ'ın ücra bir beldesinde, köyünde görecek. Dolayısıyla şehirlerin bütünleşmesi açısından gerçekten çok önemli. Yani hem fiziki anlamda, hem sosyal anlamda, hem toplumsal anlamda bütünleşebilmesi açısından gerçekten son derece önemli. Önümüzdeki süreçte tabii ki 2014 seçimlerine girerken o bütün şehir mantığıyla artık yönetecek efsafta insanlar çıkacaklar. Yani artık ben sadece Adana'nın Tepebağ'ına bakarım, sadece Yüreğir'ine bakarım, sadece işte büyük kanalizasyonu Adana'nın merkez şeyinde, sınırlar içerisinde bakarım mantığı yok. Artık her yere bakacak. Her yerle çok yakın bir diyalog olacak. Yani artık gerçekten çok ciddi bir icraat döneminin olacağı bir süreç var 2014 Mart ayı itibariyle. Evet, bütün şey benim için aynı zamanda bütçenin de çok büyüdüğü bir şey, yönetim biçimi. Şimdi bütçe büyüyor. Bütçenin kullanımı var. Şehrül emine ihtiyaç var. Evet. Her kuruşunu takip edecek halk için bir şehrül emine seçeceğiz. Bu noktada ne düşünüyorsunuz? Yani bütçenin kullanımı ve hizmeti arasında müthiş bir fark oluşuyor. İşte Adana'ya bakıyorsunuz, şu metroya baktığınızda 1 milyar dolarlık yatırım yapılıyor, alınan hizmet sıfır. Yani %5 diyelim, %95 yanlış kullanılmış bütçe, çalınmış falan filan demiyorum, yanlış kullanılmış diyorum, başka şey söylüyorum. Bütçe nasıl kullanılmalı? Şimdi bütçe kullanımın irade nasıl olmalı? Bakın, o şeffaflık, aydınlık. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ama ben metroya şu açıdan da bakıyorum gerçekten. Yani metro ile ilgili bir takım rakamlar konuşuluyor. İşte 1 milyar dolar üzerinde bir yatırım yapıldı. İşte 14 kilometrelik bir metro. Metronun aksı da işte hatalar var. İşte çoğu yukarıdan gidiyor. Yani freyli sistem olabilir miydi falan. Bunların tartışmasına girmeyeceğim ama boşa harcanmış bir kuruş bile çok ciddi bir israftır. Yani bırakın 1 milyar doları, bir kuruş bile çok ciddi bir israftır. Bu metronun dizaynında maalesef yanlışlık var. Yani metronun ilk dizaynında belki o hem aksı, hem pozisyonu, hem o yukarıdan mı gidecek yoksa zeminle bağlantılı mı gidecek? Çünkü Adana yer altına girmeye çalıştığınız zaman, hatırlayınız daha önce metronun yapım çalışmasını, su çıkıyor. Yani çünkü Adana birinci derece tarım bölgesinin çok yoğun olduğu bir nüfus ve Adana'nın şehrin kurulduğu yerde böyle bir nokta. Dolayısıyla çok taban su seviyesi çok sığ. Dolayısıyla çok fazla yerin altına girdiğiniz zaman bu sefer karşınıza su çıkıyor. Halbuki düz de bir mantık. Şimdi burada tabii bütçenin kullanımı gerçekten çok önemli. Bütçenin kullanımında biliyorsunuz İki unsur çok önemlidir. Belediye başkanı ve onun mahiyetindeki bürokratlar, bir de belediye meclis üyeleri. Şimdi belediye meclis üyeleriyle belediye başkanı ve bürokratlar arasında uyum olmazsa, mantık birliği olmazsa, onların hep beraber biz bize emanet edilen tek bir kuruşu bile israf etmeyeceğiz düşüncesi olmazsa, o zaman ortaya ciddi sıkıntılar çıkar. Ve bu sıkıntıların örneklerini çok detaylandırabiliriz. Yani çok yakından da verebiliriz, çok uzaktan da örnekler verebiliriz. Asıl olan şey gerçekten şehrül emin, şehremini olması lazım. Evet. Yani şehrin en emin kişisi olması gerekiyor. Bu anlamda tabii o konulacak büyükşehir belediye başkan adayının, ilçe belediye başkan adaylarının, büyükşehir meclis üyelerinin gerçekten çok önem arz ettiğini söyleyebilirim. O yüzden şunu öncelikle planlamak lazım. Bu şehre ne yapacaksınız? Yani vizyon anlamında bu şehrin tarihi dokusu, sosyal yapısı, toplumsal değerleri paralelinde bu şehri önümüzdeki süreçte 2023 diyoruz, 2071 diyoruz, 21-22. asır diyoruz. Yani bu şehir 3668 yıllık bir şehir. 3668 yıl öncesini hatırlayabiliyorsak, hala 18 asır önceki taş köprüyü
böyle büyük bir sayışla anlatabiliyorsak artık bu şehirde bugün yaptığımız şeylerin de belki 18 asır sonra yaşayacak bir şey yapabilir miyiz bilmem ama hiç olmazsa bir asır, iki asır sonra çok güzel anılarla anılacak şeyler yapmamız lazım. Yani hakikaten böyle. Dolayısıyla bu şehri ileriye taşıyacak vizyonla ona emanet edilmiş bütçe arasında bütçenin tamamen hakkaniyet ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde harcandığı bir yapının oluşması lazım. Evet, şimdi potansiyel açısından bakınca Adana'ya belki de İstanbul'dan sonra en büyük potansiyele sahip, Marmara bölgesinden sonra en büyük potansiyele sahip bir bölgedeyiz ve bölgenin merkezi Adana. Bu noktada da bütün kent önemli. Yani ana kent tamam, ana kentte bir dizi hatalar yapıldı. Bu noktada da büyük hatalar yapıldı. Yatırımlar kaçırıldı, şu kaçırıldı, bir sürü şey oldu. Ama bütün kent olduğunda potansiyel biraz daha şeyin kullanımına geliyor. Yerel iradenin kullanımına geliyor. Merkezi iradeden yerel iradeye aktarılıyor. Yaylalardan tutun denize, köylerdeki o potansiyele bir dizi şey yapıyor. Yani buradan baktığınızda Adana potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi biz birçok ilden geri kaldığımız kesin. Ama bu potansiyele baktığınızda bu bütün kent yasasıyla bir başkanın bu kenti sıçratması gerekmiyor mu? Bu potansiyeli bir anda İstanbul'dan sonra en büyük metropoldür olmalı diyor Ömer Bey, evet. Kültür Bakanımız. Bu potansiyel sahip olacak diyor. Eğer biz şey yaparsak, iradeyi arasak diyor. Bu noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? İnşallah. Şimdi bakın İstanbul'la özdeşleşmek, İstanbul'la mukayese edilmek Adana için gerçekten çok güzel bir şey. Ama ben Adana'nın bazı potansiyellerinin İstanbul olmadığını düşünüyorum. Doğrudur. 3 gün önce bir Kastamonu milletvekilimiz telefon açtı bana. Dedi ki ben dedi Adana'ya geleceğim. Adana'da birkaç saat kalacağım. İşte beraber oturabilir miyiz? Benim programıma iştirak eder misin? Benim arkadaşım Mustafa Gökhan Gürşen. Olur dedim. Niçin geldiklerini de bilmiyorum açıkçası. Hı. Neyse geldiler dün. Beraberce organize sanayinin güney tarafında Abdioğlu köyü var. O köye gittik. O köyde gerçekten Adana'nın müthiş tarım potansiyelini falan görüyoruz. Yani oradaki şeyler hem narinciye hem sebze meyve ile ilgili şeyler. Tarlalar, bahçeler. Gerçekten artık unutmaya başladığımız kokuların içerisinden seyahat etmek bizim için çok hoş bir şey oldu. Nostalji oldu. Gittik. Enteresan. Bunu biliyor musunuz bilmiyorum. Abdioğlu köyünde bir doğalgaz sondajı var. Orada doğalgaz varmış. Ne zaman? Yaklaşık kaç yıl dediler? 40 yıl önceki falan şeylerde. Orada bir doğalgazla ilgili işaret bulmuşlar. Sonra derinleşmemiş. Bir tane işte niye Kastamonu milletvekili geliyor? Kastamonulu bir işte bu enerjiyle ilgili bir iş adamı, grup. Orada sismik araştırmalar yapmışlar ve çok zengin doğalgaz yataklarının bulunduğunu tespit etmişler. 1800 metrede doğalgaz çıkaracaklar. Biz gittiğimiz zaman 1342 metredeydi. Yani şurada birkaç ay sonra inşallah oradan doğalgazın fışkırdığını göreceğiz. Sonra ben tabii doğal olarak şunu sordum. Dedim ki doğalgaz nerede, kaç metreden çıkıyor? 1100 metre ile 2500 metre arasında değişiyormuş. Kuzey Irak mesela doğalgaz açısından çok zengin bir şeydir, muhittir biliyorsunuz. Oradan kaç metreden çıkıyor dedim. Oradan 2 metre civarında falan çıkıyor dedi. Yani 1300 ile 2000 metre civarında. Adana gerçekten böyle bir enteresan potansiyellerin olduğu bir şehir. Düşünebiliyor musun? Hatta ben Twitter'da Adana gizli potansiyeller, evet, şehri diye ifade ettim. Şimdi burada doğalgazla ilgili bir şey var, kaynak var. Şimdi İstanbul'da doğalgaz çıkıyor mu? Çıkmıyor. Peki İstanbul'un içinden otoban geçen kaç tane yayla var? Yani Türkiye'de kaç tane yayla, o içinden otoban geçen Akçatekir yaylası. Akçatekir yaylası içinden otoban geçen gerçekten
müthiş, mükemmel bir yayla. Yani Adanalıların neredeyse oraya akın akın gittiği bir yayla. Karataş'taki bakir turizm potansiyeli, herkes tabii Antalya'yı konuşuyor, işte Ege kıyılarını falan konuşuyor ama bakir bir turizm potansiyeli var. Şimdi İstanbul'la mukayese ediyoruz. İstanbul'da 25 milyar dolarlık bir yatırım yapılacak bir enerji şey var mı, potansiyeli var mı? Yani oraya herhangi bir petrol, doğalgaz, boru hattı falan döşeme imkanınız var mı? Yok. Bakın bugün Azerbaycan'ın petrolü şeye geliyor, Ceyhan'a geliyor. Ve oradan rafine edilip dünyaya işleniyor. Şimdi bizim böyle bir zengin potansiyelimiz var. Yani tarım, turizm ve enerji. Üç tane potansiyeli biz ortaya koyduğumuz zaman, ki benim dün öğrendiğim, öğrendiğim doğalgaz potansiyelini hesaba kattığımız zaman gerçekten Adana'nın olağanüstü bir potansiyeli sahip olduğunu düşünüyoruz. Şimdi işte o bütün şehir, sizin ifadenizle o bütün şehri yönetecek kişilerin de bu efsafta, bu donanımda olması gerekiyor. Zaman zaman kısır çekişmeler içerisinde siyasetçiler kapılıp gidebiliyorlar. Evet. Zaman zaman polemik oluyor. Zaman zaman ben mesela polemiği çok seven bir siyasetçi değilim ama zaman zaman polemik yapmak zorunda da kalıyoruz. Yani gerçekten zorunda kalıyoruz ve o polemiğe de giriyoruz. Ama bizim gerçek temeller üzerinden bu şehri aldığımız noktadan daha ileride bırakmaktır. Yani siyasetçinin en önemli görevlerinden birisi budur. Yani ben hangi noktadan bana bir şey emanet edilmişse, ben bu şehrin 14 tane milletvekilinden birisiyim. İktidarın 6 milletvekilinden birisiyim. En çok çalışanlardan birisi benim olmam lazım. Yani benim köy, kasaba, sağlık, eğitim, adalet, emniyet, işte basın, yayın, halkın problemleri, sosyal adalet, bütün bunlara ağırlık vermem lazım. Niçin? Çünkü bana inanan, güvenen insanlar beni buraya aday yaptılar. Ondan sonra bana inanan, güvenen insanlar bana oy verdiler. Dolayısıyla bu şehri benim aldığım noktadan daha ileriye doğru taşımamız gerekiyor. Dolayısıyla polemikleri tabii ki yapacağız. Ama polemikleri bile bizim daha gerçekçi temeller üzerinde yapmamız gerekiyor. Çok enteresan bir hadise yaşadık. Polemik demişken hatırıma geldi. Geçen bizim Kozan Teşkilatı Göller Yaylası'nda bir program yapmışlar. İftar programı. Göller biliyorsunuz Kozan ve civarından insanların yoğun bir şekilde gittiği yayladır. Yayla, evet, biliyorum. Oraya gittik. Girişte muhtar bizimle görüşmek istemiş. Bir kahvehanenin önünde oturduk. Yani iftara bir 45 dakika falan var. Bir 15-20 dakika orada oturduk. Yoldan bahsettiler. Yol var ama yolun yeniden asfaltlanması gerekiyor. Sudan bahsettiler. Su ile ilgili sorun var. Daha önce bir 450 tonluk depo yapılmış ve şey var. Yeni su kaynaklarına ihtiyaç var. Bir de doktorla ilgili, doktor ve hemşire ile ilgili sıkıntılardan bahsettiler. Ben orada bizim İl Genel Meclisi üyemiz, muhtarımız falan, onlarla da beraber oturuyoruz. Özel İdare Genel Sekreterimizi aradım. Dedim bak, Göller Yaylası bizim için çok önemlidir. Evet hocam, biliyorum dedi. Burayla ilgili dedim bir şey var, bir sıkıntı var, şu sıkıntı var. Sonra Halk Sağlığı Müdürünü aradım. Doktor ve hemşire ile ilgili sıkıntı var diye ifade ettim. Ben kendimi milletle devlet arasında köprü olarak görüyorum. Zaten öyle. Milletin ihtiyaçlarını devletin imkanlarıyla buluşturan kişi olarak görüyorum. Siyasetçi böyledir. Siyasetçi. Milletin ihtiyacını tespit edecek. Partiler. Devletin imkanlarını yapacak. Yani ihtiyaçla imkan ne kadar örtüşüyorsa siz o kadar başarılısınız. Nitekim ertesi gün, pazar günü oldu bu. Ertesi gün şeye gittik. Genel İl Genel Meclis üyemizle muhtarımız genel sekretere gitti ve İl Genel Meclis üyemiz müjdeyi verdi. Yani görüşmeden çıkar çıkmaz yolla ilgili dedi, hemen adım atıyoruz. Suyla ilgili öncelikli olarak oraya büyük bir depo yapacağız. Ve daha sonra oraya asıl kalıcı musluk suyunun getirilmesiyle ilgili de çalışmayı hızlandırıyoruz. Halk Sağlığı Müdürümüz de öğleden sonra müjdeyi verdi. Doktor ve hemşiremiz tam zaman olarak yarın başlıyor diye. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Bunu şunun için anlatıyorum. Benden birkaç saat önce gelen bir muhalefet siyasetçisi,
daha doğrusu iki ayrı siyasetçi, MHP ve CHP'den arkadaşlar gitmişler, demişler ki biz iktidar değiliz, bu işi iktidar çözecek. Ben de gerçekten dedim, bunlar haklı, iktidar çözecek ve iktidar çözer ve iktidar çöz diye de daha sonra Twitter hesabından bu konuları yazdım. Şimdi biz, bu bir polemiktir değil mi? Yani sonuçta evet. Muhalefetin elindeki done nedir? Bir konuyla ilgili icraate iktidarı davet etmekte. İktidar bunu yapacak diye. Bunları yaşıyoruz. Bunları yapıyoruz. Bunları, yani polemikleri de ben hayra vesile olacak bir imkan haline dönüştürüyorum. Yani birisi bizi eleştiriyorsa ve eleştirisinde bir haklılık payı kırıntısı bile varsa bizim onun üzerine gitmemiz lazım. Ve ondan sonra da adım atmamız lazım. Mesela göllerle ilgili, göllerde yani şu anda 15-20 bin tane insan yaşıyor. Onların her birisinin bir tane duasını almak bizim için büyük bir keyiftir. İşte bana verilen oyların onlara hizmet olarak yansıması gerekiyor. Ama biz sadece polemiklerle siyaset yapamayız. Biz sadece geçmişle siyaset de yapamayız. Yani geçmişte birçok şey anlatabilirsiniz. Yani birçok şeyi konuşabilirsiniz. Adana'nın tarihi, sosyal, kültürel, sportif birçok anekdotlar anlatabilirsiniz. Ama siz gerçeklerle yüz yüze yaşayan insanlarsınız. Dolayısıyla o gerçekleri baz alıp ona göre geleceğe taşıyacak bir vizyon ortaya koymanız lazım. Dün gece biz sahur yaptık Sayın Kültür Bakanımızla. Ziya Paşa'nın kabrinin hemen yanı başında, Ulu Cami'nin avlusunda. Harika bir geceydi gerçekten. Benim hayatımdaki en güzel sahurlardan birisiydi. Binlerce insan orada, çok güzel bir atmosfer. Ve biz Ziya Paşa'nın kabriyle yan yana o sahuru yaptık. Ziya Paşa yaklaşık 150 yıl kadar önce bu şehirde şey yapmış, valilik yapmış. Mükemmel dizeler olan, mükemmel beyitler olan, hala zaman zaman farklı toplantılarda beyitlerini bir çırpıda konuşuverdiğimiz, söyleyiverdiğimiz bir önemli devlet adamı. Çok önemli. Ben orada çok bambaşka bir atmosferde yaşadım. Yani Sayın Bakanımız oradaki kitapçılardan bahsetti. Ben siyasete başladığım zaman orada kitapçı falan yoktu. Hatta bir arkadaş dedi ki, benim de burada bir kitap dükkanım var dedi. Yıkıldı. Ama da arka tarafta ciğerciler var, onlar yaşıyor. Yani insanlar tabii ki yiyorlar. Çok güzel, bizim bir yemek kültürümüz de var. Ama ruhumuzu besleyecek olan mekanizmaları da bizim yaşatmamız lazım. Biz orada sadece Ziya Paşa'nın anılarıyla bu şehri yönetemeyiz. Ziya Paşa'nın anıları, Ziya Paşa'nın yazdıkları bize şeydir, ışık gösterir. Ama biz o ışığı geleceğe taşıyamıyorsak, o zaman biz bu şehri yönetemeyiz. Evet, bu şehri yönetmek önemli, bu şehri yönetebilmek önemli, doğru yönetmek önemli. Yasalar çıkar, yönetim yasaları çıkar. Önemli olan sonuçta geliyor ahlak ve insana pratik. Pratik, ama o pratik gerçekleştirecek insanın ahlakı çok önemli. Doğru. Şimdi bu kentin bir dokusu var. Bu kent çok kozmopolit olsa da çok barış içerisinde bir kent. Çok fazla hızlı alevlenen şeyler olur ama çok hızlı biçimde şey yapar, absorbe eder onu. Dışarıya benzemez Adana. Hep gelenler kendisine benzetir. Son dönemde biraz şey oldu. Son terör göçünden sonra bazı problemler oldu ama o problemleri de içinde eritmesini bilen bir kent. Bu noktada yönetilmesi kolay bir kent Adana. Şey açısından, idare açısından, bir yerel yönetim açısından. Bir defa şunu söyleyeyim Nedim Bey, bazen zaman zaman internette, işte televizyonlarda filan, işte orijinal bir takım şeyler, siyasetler, şunlar, şeyler, cinayetler vesaire falan işte bağlamında Adana'yı hep böyle ön plana çıkarma çabaları var. Adana aslında bu yönüyle Türkiye'nin diğer şehirlerinden çok farklı bir şehir değil. Yani değil, evet. İstatistik anlamda çok farklı değil ama işte bir takım orijinalikler, işte o bir orijinal cinayet olmuşsa Adana tipi falan diye böyle bir sunma gayreti var.
Ama onun ötesinde detaylara baktığınız zaman bu şehirde bir yaşama kültürünün, ortak yaşama kültürünün iç içe geçtiğini gerçekten oturmuş çok görüyoruz. Bir kültür. Oturmuş bir kültür var gerçekten. Ben 2009 yılında açılımla ilgili şeyler konuşulduğu zaman çok yetkili konumdaki bir arkadaşımıza şeyi söylemiştim. Yani aslında Adana'yı pilot olarak alıp ortak yaşama kültürünün nasıl olması gerektiğini Adana bağlamında yapabilirsiniz. Tabii ki Adana'da bir takım sıkıntılar yok mu? Tabii ki var. Ama bakın bu şehirde Araplar var. Hem de birkaç tür Araplar var. Yani Suriye kökenli Araplar var. Mısır, Libya, Moritanya kökenli Araplar var. İşte Koza'nın bir köyünde Moritanya kökenli Araplar var. Biliyor musunuz? Yani çok enteresan. Arkadaşım vardı. Orada esmer, yani o Kuzey Afrika, Afrika tabii siyahi şeyler var. Ama artık onlar bu şehirle bütünleşmiş. Evet. Siirt, Urfa, Mardin o yöreden gelen Araplar var. Farklı siyasi düşüncede olan Kürt kardeşlerimiz var. Onlar gerçekten hiç umulmadık yerlere oy verebileceğini düşünülen şeyler var, Kürtler var. Yörükler var, Türkler var. Yani bu şehirde mesela baktığınız zaman, bu şehrin dinamiklerine baktığınız zaman her birinin çok önemli noktalara geldiğini ve onların aslında bir şeyleri konuşabildiğini, bir şeyleri paylaşabildiğini ve bir şeyleri tartışmadan, kavga etmeden yaşayabildiklerini görürsünüz. Yani şurada sizin televizyonunuzun böyle 3-5 kilometre daha güneyine gittiğiniz zaman orada insanların iç içe ırk, mezhep, hatta din farklılığı olsa da beraberce ortak yaşama kültürünü, aynı ortak avluyu kullanabilme kültürünü hayata geçirdiğini çok rahatlıkla görebilirsiniz. Bu yönüyle baktığınız zaman gerçekten... Tek bir apartman, sözünüzü şöyle bir ilave yapmak için. Tek bir apartmanda Türkiye yaşıyor Adana'da. Aynen. Değil mi? Tek bir apartmanda her çeşit. Alevisi, Sünnisi, Kürt'ün Türkiye bir apartmanda yaşıyor. Aynen. Bir apartmanda Türkiye'nin yaşadığı bir mozaik gerçekten. Bu gerçekten çok büyük bir avantaj. Ama bu avantajı dezavantaj diline dönüştürmek isteyenler var. Yani bir takım ayrılıkçı dili kullanarak sanki Akkapı'daki vatandaşlarla efendim Yüreğir'deki vatandaşların sanki aynı inançları paylaşmadığı gibi zımnen zaman zaman da aleni bir şekilde ayrıştırmayı ifade eden şeyler görüyoruz. Dil, aksanlar görüyoruz. Ama bunlar bu şehirde tutmadı gerçekten. Bu anlamda baktığınız zaman ortak yaşama bilincinin, ortak yaşama kültürünün bu şehirde çok yerleşik olduğunu görüyorum. Bu şehir bu anlamda gerçekten çok huzurlu da bir şehir. İnsanlar kendiyle barışık ve komşusuyla barışık. Sizin ifade ettiğiniz gibi aynı apartmanın içerisinde aynı ekmeği paylaşabilecek durumda. Belki aynı inanç dünyasına sahip değiller. Aynı mekanlara gidip eğlenmiyorlar. Ama apartmana girdiği zaman aynı apartmanın içerisinde yaşadıklarını biliyorlar. Yani herhangi bir dairedeki çıkacak bir sıkıntının o apartmanın bütün huzurunu bozacağını düşünüyorlar. Çok güçlü bir komşuluk hukuku var. Çok gerçekten. Ben bunu yani dolaştıkça her geçen gün daha da kuvvetli bir şekilde görüyorum. Ben Adana'ya sonradan 2007'den sonra siyasete başlayan birisi olduğum için çok fazla dolaşıyorum. Yani Adana'nın güneyinde dolaşıyorum, kuzeyinde dolaşıyorum, yaylalarında falan. Yani bunları anlamaya çalışıyorum. Bu anlamda gerçekten o ortak yaşama kültürünün şey olması, hakim olması Adana'yı gizli bir potansiyel yapıyor. Yani yeniden hadi dediği zaman harekete geçirecek bir güç haline getiriyor. Bakın bunu mesela hani mozaikten falan bahsediyoruz ya. Ya Amerika hiç kendisiyle alakası olmayan birçok unsurları bir araya getirip onları bir Amerikan kültürü mantığı yapmış. Halbuki buradaki insanların da birçoğunun inanç dünyası da birbiriyle paralel. Tabii. Aynı demiyorum, paralel diyorum. Yani çok rahatlıkla ortak bir paydayı çizdiğiniz zaman o ortak paydada insanları buluşturabiliyorsunuz. Bu anlamda gerçekten çok kolay bir şehir. Ama tabii şöyle bir şey var. İşi zorlaştıran unsur o ortak paydayı göremediğiniz zaman mevzi bir takım yan yollara falan gidip orayı sanki büyüteçle aldığınız vakit o
o şehrin ortak paydasını güçlendirmez, zayıflatır. Zaman zaman bu mesela İstanbul'da başlayan olaylarla ilgili Adana'da da bir bu olayları kışkırtmaya çalışan insanlar oldu. Asırlardır asla inancını, mezhebini ortaya koymamış bir takım kitlelere, kardeşlerimize sanki o işte sen şusun, sen busun filan diye bir takım şeyler dikte ettirilmeye çalışıldı. O tutmadı. Yani bakınız işte Akkapı'da yürüyüşler, şunlar bunlar filan. Gece çok tehlikeliydi, o gece de atlatıldı. Ama atlatıldı çok şükür. Çünkü ortak yaşama kültürü çok önemli. Yani oradaki insanlar şunu biliyorlar. Bizi gelip kışkırtan insanlar yarın gelmezler. Ama komşumuz yarın da yanımızda, öbür gün de yanımızda olacak. Bizler ölsek bile çocuklarımız beraberce yan yana yaşayacaklar. Aynı okulda okuyorlar, aynı sokağı kullanıyorlar. Aynı gidiyorlar takım için bağırıyorlar. Evet. Takımları gol attığı zaman birlikte seviniyorlar. Yedikleri zaman birlikte üzülüyorlar. Dolayısıyla o ortak yaşama kültürünü baz aldığımız zaman bu şehri yönetmek çok önemli. Çok kolay gerçekten ama o bilinci ön plana çıkaracak yöneticilere de ihtiyacımız var. Şimdi ara vermek durumdayız. Ara vereceğiz ama aradan sonra şunu soracağım. Bu ortaklığı şey yapmak, güçlendirmek de biraz toplumun kesimlerine adil hizmet götürmekten geçiyor. Adaletten geçiyor. Adaletli davranmaktan geçiyor. Yani kenti yönetecek insan aynı zamanda adil olmalı. Biraz adalet konuşalım. Toplumsal adalet konuşalım. Tamam. İkinci bölümde Adana'yı konuşmaya, yerel seçimleri konuşmaya, bütün kenti konuşmaya devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılmayın çünkü seçim yaklaşıyor. İkinci bölümde tekrar birlikteyiz. Dördüncü kuvvet tüm hızıyla devam ediyor. Konuğum Profesör Necdet Ünüvar, Adana Milletvekili. Başta da söyledim, iyi bir muhafazakar demokrat, bir Adana sevdalısı diyelim. Adana'nın milletvekili, bir Adanalı. Adana'yı konuşmaya devam ediyoruz. Efendim toplumsal adalette kaldık. Adaletin olmadığı yerde kavga her yerde patlak verir. Yönetici adil olmalı noktasındayım. Siz ne düşünüyorsunuz bu yani kaynaklar var. Bir taraf işte kentin bir tarafı Bengaldeş denir, örnek verilir. Bir tarafı başka şey. Paranın kaynağın kullanımı da bu noktada adil kullanımı da çok önemli. Yani orada bir kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulurken bu kenti ayağa kaldırmak için parayı gidip başka bir yere, hiç gereksiz bir yere yatırmanın da çok anlamı olmuyor. Yani adil olmuyor o zaman. Orada yaşayan vatandaş isyan ediyor. Şeyde adalet, yönetimde adaleti konuşuyor. Tabii bunlar aslında toplum tarafından biliniyor. Yani siz size emanet edilmiş olan kaynakları uygun bir şekilde kullanmıyorsanız, istismar ediyorsanız bunlar toplum tarafından çok rahatlıkla anlaşılıyor. Yani işte bugün şeyde Adana'nın sokaklarına bakıyorsunuz, bir sürü billboardlar, şunlar bunlar filan var değil mi? Evet. Tamam yani şey olabilir, siyasette tanıtım tabii ki olacak ama siz oraya kullandığınız kaynağı şayet kendi şehrinize kullanabileceğimiz bir kaynaksa veya kendi ilçenize, kendi beldenize, kendi bölgenize artık ne iş yapıyorsanız o kaynağı oraya kullanıyorsanız bu kesinlikle yanlış. Şimdi hep karıştırılan bir iki kavram var Nedim Bey. Eşitlik ve adalet. Aslında eşitlik ve adalet aynı şey değildir. Değil. Yani kesinlikle. Diyelim ki bir şey var, bir iş yaptık beraberce %50%. Orada ortada bir şey var, kaynak var, üretim var. Üretimi %50%, paylaşmanız eşitliktir. Ama
Ortada diyelim ki bir çorba var, beraberce yiyeceksiniz. Sizin ihtiyacınızla benim ihtiyacım aynı şey olmayabilir. Yani orada hakkaniyet ve adalet ölçüsünün olması gerekiyor. Yani diyelim ki beraber ekmeğinizi paylaştığınız kişilerden birisi yaşlı bir insansa, hamile bir kadınsa, bir çocuksa, o zaman siz kendi payınıza düşen ekmeğin bir parçasını ona verirsiniz. Elinizdeki suyu önce ona verirsiniz. O yapsın. Çünkü onun ihtiyacı vardır. İhtiyacı benden daha fazladır. O ihtiyacı ona vermem lazım dersiniz. İşte sahur açıyor, iftar açıyor, sahur açıyoruz. Diyelim ki bir bardak su var. Önce yanınızdakine veriyorsunuz. Onun ihtiyacı varsa. Sizin ihtiyacınız varsa önce siz alıyorsunuz. Evet. Burada eşitlik yok. Burada hakkaniyet var, burada adalet var. Şimdi bizim bu kavramları da gerçekten çok yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi bütün şehir yasasından sonra da artık bu hakkaniyet kavramı daha da ön plana geçecek. Yani sizin 192 kilometre mesafede ilçeniz olacak. Onun yollarıyla ilgili bir takım sıkıntılar olacak. Oradaki insanların ihtiyaçları olacak. İşte belediye hizmetleri, sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, onun bir takım sosyal ihtiyaçları vesaire falan. Şimdi bu hakkaniyet kavramı, adalet kavramı gerçekten burada son derece önemli. Yoksa buraya bir verdim, oraya da bir vermem lazım. Buraya yarım vermedim, oraya da yarım vermem lazım şeklindeki düşünce doğru düşünce değil. Yönetici zaten elinde hitap ettiği kitlenin ihtiyaçlarını belirleyen, onu en uygun, en bilimsel ve en adil şekilde dağıtandır. Şimdi bunları yapanlar zaten gerçekten başarılı oluyor. Bugün hükümetin en başarılı olduğu alanlara baktığınız zaman, yani mesela demokratik talepler değil mi? Demokratik taleplerde çıkarttığımız kanunlarda bu kanun Doğu Güneydoğu'yu ilgilendirir, bu kanun Batı'yı ilgilendirir falan diyor muyuz? Demiyoruz. Ama siz olağanüstü hal bölge yapısını devlet güvenlik mahkemelerine kaldırdığınız zaman bu biliniyor ki aşağı yukarı bu daha çok şeydir. Yani belli bir bölgeyi de sıkıntı olamıyorsunuzdur. Ama bu sıkıntı sadece o bölgede değil. Başka bölgelerde sıkıntılar olabiliyor. Bu bir özgürlük. Veya siz bir yol yaptığınız zaman ya bak buradan biz çok oy alıyoruz, buradan çok az oy alıyoruz falan gibi böyle bir şey var mı? Bir düşünce yok yani. Sağlık politikası örneği. Sağlıkla ilgili çok ben mesela adımlar. Çok enteresan bir şey yaşadım. 2004 seçiminden hemen sonraydı. Mart ayında yapılmıştı 2004 seçimi. Sanırım Mayıs falandı. Mayıs'ın ortası falan. Bir grup akşam saat 8.30 civarında benim odanın önünde oturuyorlar. 4-5 kişi bir grup. Birkaç defa bakan beyin yanına girdim çıktım, girdim çıktım. Hep onlar duruyor orada. Özel kalem müdürümü çağırdım, dedim ki bunlar kim dedim. Efendim dedi, bunlar dedi Konya Taşkent belediye başkanı yöneticileri falan. Seninle de sizinle de görüşmek istiyor falan. Dedim ya ben çok yoğunum dedim ya, görmüyor musunuz işte çalışıyorum falan, bir rapor hazırlamam lazım falan. Neyse biraz daha oturdular. Sonra dedim ki çağırın dedim. Saat 9.30 civarında falan yanıma geldiler. İşte tanıştırdı, ben belediye başkanı, ben ilçe başkanı, ben meclis üyesi falan filan. Dediler ki hocam biz %73 ile yanlış hatırlamıyorsam belediyeyi kazandık. Ama bizim sağlıkla ilgili sıkıntılarımız var. Hastanemizde doktorumuz eksik, ambulansımız yok falan. Dedim ki işte bize dedi şey vermeniz lazım. Biz AK Parti'ye destek verdik. Ve sizin de bize destek vermeniz lazım. Ben müsteşarım o zaman. Ben onlara dedim ki ya bakın dedim arkadaşlar, siz sadece oy oranlarına bakarak bunu yorumlarsanız bu kesinlikle doğru olmaz dedim. İsterseniz dedim bunu oy oranınızdan veya sizin AK Parti'ye olan katkınızdan bağımsız bir şekilde bunu düşünelim isterseniz dedim. Yani öyle olursa o zaman hakkaniyet, diyelim ki Tunceli örneğini verdim. O zaman dedim yani Tunceli'ye hiç mi bizim şey yapmamız lazım yani? Doktor, hemşire, ambulans, hastane falan hizmeti yapmamamız mı gerekiyor? Yok dedi, onu demiyoruz dedi. Ama da bize daha fazla ilgi göstermeniz lazım.
Ben şöyle bir şey yaptım. Onlara Tunceli ile ilgili örnekler verdim. 2002'de Tunceli'de 11 tane doktor varmış. O zaman 54 taneyi çıkarmıştık. Yani 2004'ün sonunda oraya hastane yaptık. Ambulanslar, şunlar bunlar, hizmetler. Fakat dedim ki ben sizle dedim şimdi şeyle görüşeceğim, arkadaşlarımla görüşeceğim. Oraya irtibatını sağlayacağım. Tablosunu çıkarttım. Taşkent'in gerçekten ihtiyacı var. Doktora ihtiyacı, uzman doktora, pratisyen doktora, ambulansa, ilgili genel müdürlüğü, personel genel müdürlüğü, tedavi hizmetleri genel müdürlüğü aradım. Temel sağlık hizmetleri genel müdürlüğü. Orada uzman doktor, hemşire ve ambulans verdik. Dedim ki tamam, yani eyvallah, sizin ihtiyacınız var ve biz bu ihtiyacı veriyoruz. Ama emin olun, ihtiyacı olmasaydı o ihtiyacı vermezdik. Yani o ihtiyacı olmasa onlara ekstradan onların kaşı gözü veya şeyi oy verme oranına göre yapmazdık. O bizi açıkçası AK Parti'nin adalet kavramından uzaklaştırırdı. Ve AK Parti, işte ben Sayın Bakan'ın bürokrat olarak ben o hakkaniyeti yerine getirmek durumunda olduğumu hep hissettim. Ama ne oldu, nereye geldi Türkiye? Sağlıktaki memnuniyet %39'dan %76'ya çıktı. Bir kat çıktı. Ve Tunceli'de de, Hakkari'de de, Iğdır'da da, İstanbul'da da, Adana'da da, Sakarya'da da, Bursa'da da, hiçbir yerde ayrım olmaksızın ve tamamen hakkaniyet ölçüsüne dayalı olarak hizmetleri getirdik. Ve AK Parti'nin aslında başbakanımızın ortaya koyduğu o düşünce asla ayrım yapmaksızın. Yani insanları din, dil, ırk, mezhep, bölge, etnik unsur bağlantısı olmaksızın her yöreye hakkaniyetli bir şekilde hizmeti götürmektir. Hakkaniyetli bir şekilde hizmeti götürürseniz şey yaparsınız, büyürsünüz. Yani adil davranmış olursunuz, adaletli olursunuz. AK Parti sadece iş yapan değil, aynı zamanda gönül yapan da bir partidir. Şimdi gönül yapmanın yolu hakkaniyetten geçiyor. Yani hakkaniyetli davranmazsanız gönül yapamazsınız. İş yapabilirsiniz ama gönül yapamazsınız. Geçmişte yine bir arkadaşım bana telefon açtı. İşte filanca yere şöyle yapalım, filanca yere şunu atayalım filan diye. Ben dedim ki ya biz tamamen kurallara bağlı olarak atama yapıyoruz. Ya geçmişte dedi filanca partiydi bunu yapıyordu filan dedi. 2003'ün sonuydu bu da. Dedim ki o filanca parti şu anda meclisi dedim dışarıdan seyrediyor. Ama dedim siz hakkaniyeti ortaya koydunuz ve nitekim hakkaniyetli olarak davranınca, yani yol yaparken, işte havaalanı yaparken, şey yaparken, sağlık hizmeti götürürken, eğitim hizmeti götürürken, demokratikleşme taleplerini ortaya koyarken, AK Parti hiçbir zaman şu bu, şu etnik unsur, şu mezhep, şu ırk, şu dil vesaire falan gibi bir ayrıma geçmiyor. Dolayısıyla AK Parti bunu yaptığı için gönüllerde büyüyor. Yani başbakanımız gerçekten bu anlamda gönüllerde büyüyor. Onun için o eşitlik, adalet, hakkaniyet kavramlarını çok yerinde kullanmak lazım. 2014'te göreve gelecek belediye başkanlarına, meclis üyelerine bu anlamda hakkaniyetli davranmalar anlamında çok önemli vazifeler düşüyor gerçekten. Hakkaniyet kavramı sadece işi götürmek de değildir. Oraya aynı zamanda gitmektir de. Yani sadece işi götürdüm, gönderdim, onun yolunuzu yaptım, daha ne istiyorsun falan diye. Hayır, sen de istiyor. Vatandaş hem yatırım olsun hem hatırım olsun istiyor. Dolayısıyla yatırımı da götüreceksin, vatandaşın hatırı için oraya da gideceksin. Onları kucaklayacaksın, onların sofrasına oturacaksın. Yani biz her gün bir tane iftar sofrasına gidiyoruz. Hiç ayrı gayrı da yok yani. Şimdi dün akşam bizim iftar soframız vardı. Ömer Çelik de aynı yemeği yedi. Oradaki ismini duymadığım bir vatandaş da aynı yemeği yedi. Bizler de aynı yemeği yedik. Ve biz ondan sonra iftardan sonra da gidip başka bir yerde de kebap falan da yemiş değiliz yani. Biz bunun işte o gönül birlikteliği olmak noktasında çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İşte hatır noktasında bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani biz kendimizi vatandaşın
o sosyal yaşantısından bir pay alan insanlar olarak görüyoruz. Gerçekten bu anlamda hakkaniyet çok önemli. O yüzden önümüzdeki dönem yöneticilerin çok koşacağını, çok koşmak zorunda kalacağını, çok koşmak zorunda olan adayları ön plana çıkartacağımızdan hiç tereddüt olmasın hiç kimsenin. Şimdi Sayın Vekilim çok önemli bir konuda bu şeyin hizmetin götürülmesinde meclis. Şimdi hem adayların hem de vatandaşların şunu bilmesi gerekiyor. Bu bütün kent, bütün şehir yasasından sonra vatandaşlar, yani siz sevgili vatandaşlar, şeyi seçeceksiniz, yerel hükümet düzeyinde bir şey seçeceksiniz, belediye seçeceksiniz. Yani yerel bir parlamento seçeceksiniz, yerel bir parlamentonun başkanını seçeceksiniz. Yani bu kadar önemli şey bu yasadan sonra seçimler. Yerel parlamento diyoruz, meclis artık müthiş yetkileri de karar verici mekanizma. Belediye artık ilgenin meclisi yerine yok evet. Yerine çok daha farklı, çok daha farklı bir şey yönetim geliyor şeye evet. Adana'ya gelecek, daha doğrusu vatandaşlar o yönetimi oluşturacak, seçecekler. Çok önemli meclis. Bu noktada ne düşünüyorsunuz? Yani bütün kenti yönetebilmek çevre merkez ilişkisini de şey yapıyor. Evet. Bir çok önemli hale getiriyor. Bir işleyişin olması gerekiyor. Çevreden, merkezden çevreyi yönetebilmek, çevreden sorunları merkeze aktarabilmek parlamento üzerinden gerçekleşecek. Yerel meclis üzerinden gerçekleşecek. Meclis çok önemli. Bunu evet. ne düşünüyorsunuz? Şimdi mevcut tabloyla biliyorsunuz bir belediye meclis üyeleri seçiliyor. Bir yerel meclis üyeleri seçiliyor. İl genel meclis üyeleri. Evet. Her bölgenin kendine göre meclis üye sayısı var. Ve Adana'da 60 tane de il genel meclis üyesi var. İl genel meclis üyeleri kalkıyor. İlçelerin sınırları o köyleriyle beraber ölçülüyor. Ölçülüyor. Beldeler kalkıyor büyük şehirlerde. Evet. Ve bütün şehri kapsayacak meclis üyeleri belirleniyor. Meclis üyeleri de tabii her bir ilçenin temsilcisi konumunda olan üyeler olacak. Aynen nasıl ki Türkiye'de Adana'nın milletvekili var, Ankara'ya gidip orada Ankara'da Adana'yı temsil ediyor. Sonra Adana'ya geliyor, oradaki birikimlerini şehrinde anlatıyor. Şehrine katkı anlamında ortaya koymaya çalışıyor. Şeyde de 2014 seçimlerinden sonra da aynen sizin ifade ettiğiniz gibi meclis üyeleri kendi ilçesiyle ilgili problemleri merkeze taşıyacak. Merkezdeki imkanları da kendi şehrine taşıyan bir mekanizmaya sahip olacak. Şimdi tabii bu esasında çevre merkez ilişkisini gerçekten çok optimum seviyede artıracak. Yani artık insanlar kendi beldelerindeki, kendi köylerindeki, mahallelerindeki problemleri kendi meclis üyeleri vasıtasıyla merkeze iletme ve merkezdeki imkanlardan pay alma hakkına sahip olacaklar. Yani sadece başkanı seçmenin de çok önemli olmadığını ifade ediyorum. Yani siz o şeyin Adana'nın belediye başkanını seçtiğiniz zaman o seçtiğiniz meclis üyesi de önemli. Yani şayet seçtiğiniz meclis üyesi sizin ihtiyaçlarınızı uygun bir lisanla, uygun bir yöntemle, uygun bir donanımla merkeze taşıyamıyorsa, o zaman bilin ki merkezden olan imkanlar da uygun bir şekilde sizin şehrinize gelmeyecek demektir. O yüzden meclis üyeleri gerçekten asla göz ardı edilmeyecek öneme sahip bir konum. Dolayısıyla merkezi hükümetin, yani Ankara'dan Adana'ya verilen bütçenin Adana'nın yerel noktalarına ve farklı hizmet alanlarına kaydırılması anlamında gerçekten çok önemli bir deneyim yaşayacağız. Bu deneyimden ben özellikle periferde kalan beldelerimizin, noktalarımızın ben çok istifade edeceğini düşünüyorum. Merkezi olan hizmetlerin de, yani asıl şehrin merkezinde yaşayan insanların da
bu hizmetlerden daha uygun bir şekilde istifade edeceğini düşünüyorum. Çünkü artık meclis ve belediye bürokrasisi ve belediye başkanı o elindeki kaynakları hesap ederken hem ücra noktaları hem merkezi noktaları hem önemli icraatları hem nispeten merkeze göre önemsiz ama kendi noktasına göre çok önemli olan icraatları beraberce takip etmek durumunda. Ve bir nokta daha var. Buradaki yani bütün şehri kapsayan bir hizmet alanı olduğu için merkezi hükümetle uyumlu olması, onunla mütenasip olması, onunla mütemmim olması, birbirini tamamlar tarzda, birbirini daha iyi anlar tarzda olması çok önemli. Yani Türkiye biliyorsunuz geçmişte hem merkezi yönetimlerde hem yerel yönetimlerde çekişmelerden çok fazla çekti gerçekten. Çok fazla çekti, evet. Yani çekişmenin olduğu hiçbir yerde maalesef şey olmuyor, hizmet olmuyor. Yani insanlar farklı düşüncelerde olabilirler, farklı siyasi kanaatler olabilir ama hizmet noktasında onları aynı çerçevede buluşturmak çok önemli. İşte o ilk öncelik şeyle, merkezi hükümetle yerel yönetim arasında bir çekişme olmayacak bir yapının oluşmasıdır. Yani buradaki ihtiyaçları merkezi hükümete daha iyi aktaracak ve oradan daha fazla kaynağı alıp daha fazla kaynağın kullanılmasını sağlayacak bir yapının oluşması son derece önemli. Bunu aldıktan sonra da çevreyle, yani işte Adana'nın için konuşursak Tufanbeyliği'de, Aladağ'da, Cihanı'da, Kozanı'da, Fekeyi'de, Sayınbeyliği'de, Karataşı'da aynı böyle platformda düşünüp buradaki o bölgelerin potansiyellerini hayata geçirecek bir yapının oluşması hakikaten son derece önemli. Evet, yani biraz da artık meclis üyesi seçerken sevgili vatandaşlar milletvekili duyarlılığı içerisinde hareket etmek gerekiyor. Yani bu gelip sizin vekiliniz olacak. Milletin vekili olacak ama şeyde yerel parlamentoda, yerel şeyde, öyle düşünün. Bence hizmet alabileceğiniz, tanıdığınız, güvendiğiniz, inandığınız insanlara ve anlayışlara oy verin diye düşünüyorum. Şimdi sevgili vekilim, Adana bir şey oldu, bir potansiyelde sağlık merkezi haline geldi. Evet. Yani Orta Doğu'dan düne kadar Suriye'de karışık olmadan önce Suriye'den çok hasta geliyordu. Orta Doğu'nun değişik yerlerinden, hatta şeyden geliyordu. Kuzey Irak'tan geliyor şimdi. Kuzey Irak ve şeyden, Afrika'dan geliyordu. Libya'dan da geldi, değişik yerlerden geliyordu. Bunda çok önemli katkılarınız var. Yani Adana'nın bu sağlık merkezi haline gelmesinde çok önemli katkılarınız var. Önemli emeğiniz var. Bu noktadan bakınca ne görüyorsunuz? Yani önümüzdeki dönem Adana'nın yönetimi, bütün kent yönetimi bu noktada da ilgi alanı içerisinde olacak. Eğitiminden tut sağlığına kadar, değişik alanlara kadar bir hizmet üreten bir anlayış içerisinde gidecek. Belediyecilik zaten hizmet. Başka hiçbir şeyi yok. Yerel hizmet. Başkan hizmetkar. Evet. Şeyin anlayışıyla da biraz çok öyle. Bu noktada nasıl bakıyorsunuz Adana'nın geleceğine? Şimdi tabii Adana'nın geçmişi çok parlak ama geleceği geçmişinden daha parlak. Bugün birazcık flu olabilir. Evet. Birazcık bulanık olabilir. Belki farklı sıkıntıları yaşıyor olabiliriz. Bizim çevremizde yaşanan hadiselerden öyle veya böyle etkileniyor olabiliriz. Yani işte bugün Mısır'da bir sorun yaşanıyorsa, Suriye'de bir sorun yaşanıyorsa Adanalı'nın bundan uzak durması mümkün değil. Dünya etkileniyor. Dünya etkileniyor, biz de etkileniyoruz. İnşallah bunlar vuzuha kavuşacak. Demokratik talepler mutlaka neticeye ulaşacak. Her zaman halkın ve hakkın dediği olur. Yani halk istiyorsa, hak da takdir etmişse olacaktır. Mısır'da da öyle, Suriye'de de öyle. Tabii gündelik bir takım sıkıntılar olabilir. Biz bir sağlık turizmi derneği kurduk bundan 3 yıl kadar önce. Ben önermiştim. Özel sektör,
kamudan arkadaşlar, sağlık müdürü, efendim üniversite yetkilileri falan, hepsini beraber bir platformda topladım. Biz aylarca her ay birkaç defa toplandık. Sonra dernek oluşturduk. Derneğin bir numara kurucusu benim. Adana Sağlık Turizmi Derneği. Sonra bir yönetim oluşturduk. Doğal olarak yönetimde ben rol almadım. Ve biz çok önemli çalışmalar başlattık. Hatta Türk Hava Yolları ile görüştüm. Türk Hava Yolları Adana Şam seferini koydu. Koydu seferi. Tam şey başlayacakken, Şam seferi başlayacakken Suriye'deki olaylar patlak verdi. O seferi hiç yapamadan askıya almak zorunda kaldık. Yani yarın inşallah Suriye demokratik hak ettiği, halkının hak ettiği ve talep ettiği demokratik bir yapıya kavuşursa, ortama kavuşursa, orası suhulete ererse inşallah yine Adana Şam seferi olacaktır. Bunu şunun için söyledim. Ben Halep'e, Şam'a falan gittiğim zaman hep oradaki insanların Türkiye'nin sağlık potansiyelinden çok etkilendiklerini, Türkiye'den sağlık hizmeti almak istediklerini gördüm. Bunun için iki tane önemli potansiyel şehir var. Birisi karayoluyla ulaşabilecekleri, özellikle Halep-Antep bağlantısı itibariyle Antep. Diğeri de gerek karadan gerekse havadan ulaşabilecekleri. Yani Halep karadan çok rahatlıkla şeye ulaşabilir. Yani 2,5-3 saate Adana'ya geliyor Halep'teki bir insan. Ama Şam o kadar kolay değil. Şam'dan karayoluyla gelmesi için 7-8 saatlik bir yola ihtiyaç var ama hava köprüsü kurmak gerekiyor. Biz o köprüyü kurmuştuk. Hastalar da gelmişti. Aslında birçok şeyler ülkeden vatandaşlar oraya gelmişti. Ama sonra o kapı ile ilgili sıkıntı olunca Kuzey Irak'tan, Kuzey Afrika'dan filan hastalar bize gelmeye başladı. Bu şunun için geliyor. Yani biz bir defa çok iyi bir sağlık birikimine sahibiz. Evet, Adana öyle. Çok mükemmel doktorlarımız var. Doğru. Yani gerek dünya üniversitede, çapında, gerek Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda, gerek özel hastanelerde gerçekten dünya çapında hocalarımız var. Evet. Onların birikiminden istifade etmek istiyor. İki, diğer batı ülkelerine göre sağlık hizmeti oldukça makul. Yani ücret anlamında oldukça makul. Üçüncüsü, o insanlar bu şehre geldikleri zaman bu şehirde kendilerine bir parça buluyorlar. Yani Şam'dan, Kuzey Irak'tan birisi Adana'ya geldiği zaman burası diyor bize benziyor falan diyor. Şimdi insanlar farklı yerleri görmek ama gittiği farklı yerlere gittiği vakit kendinden bir parça görmek ister. Mesela şeye gidiyorsunuz, Berlin'e gidiyorsunuz. Berlin'de bir insan gittiği zaman sadece kendi vatandaşları, tanıdıklarıyla veya kendi tanıdıklarının yaşadığı yerde kalmak istemez. İster mi? İstemez. İşte o şeyin Berlin duvarının olduğu yere de gitmek ister. Ondan sonra farklı muhitlere de gitmek ister. Gittiği zaman, farklı muhitlere gittiği zaman bir Türk lokantası, Türk lokantası falan deyip oraya girer falan. Şimdi o yörenin insanları da, yani Mısır'dan, Libya'dan, Suriye'den, Kuzey Irak'tan, hatta Ürdün'den insanlar Adana'ya geldiği zaman farklı bir muhiti görmekten... Camileri görüyor bir kere, inancını görüyor ama kendisiyle ilgili bir şeyden de, atmosferi de görüyor. Yani o atmosferden de etkileniyor. Bu çerçevede gerçekten Adana ile ilgili biliyorsunuz çok güzel bir numune hastanemiz var şu anda. 5 yıldız otel konumunda. Adana Devlet Hastanesi'nin yıkıp yeniden aynı yere 250 yataklı mükemmel bir hastane yapacağız. Çukurova Hastanesi ile ilgili bir yeni bir konsept düşünüyor. Oraya bir monoblok yapacağız. Daha sonra hastanenin diğer kısımlarını yenileyeceğiz. Adana Devlet Hastanesi numunenin boşalttığı yere gitti. O hastane yapılıncaya kadar orada kalacak. Diş hastanesi tamiratı devam ediyor. Yakında çok mükemmel bir diş hastanesi kalacak. Şeydeki İller Bankası'nın oradaki... Kampüs... Kampüsü mü? DSİ'nin... İller Bankası'nın hemen karşısında bir şey hastanesi, kalp hastanesi evet, vardı. Orada orayı diş hastanesi yapıyoruz. Çok güzel bir diş hastanesi olacak. Ne zaman biter orası efendim? Şu anda tamiratta. Zannediyorum herhalde bu yıl bitmeden inşallah orayı diş hastanesi olarak hizmete açmış oluruz. Ki o bölgenin de en büyük diş hastanesi olacak. Yani çok ciddi bir hizmet olacak gerçekten. Bir kampüs hastane, şehir hastanesi biliyorsunuz.
İadesi falan yapıldı, sözleşmesi yapıldı. İnşallah yakında orayı başlatacağız. Orada 1500 yataklı, 1550 yataklı 6 tane hastaneden oluşan büyük bir kompleks olacak. Ve Türkiye'de yani Adana'nın aslında bildiğimiz, zaman zaman da konuştuğumuz, insanların da sıkça kullandığı bir çok büyük bir avantajı var. Adana'nın içinden otoban geçiyor. Evet. Adana o otobanla kuzey güney diye ikiye ayrılıyor. Kuzeyden insanlar güneye geçmek için çevre yoluna geliyorlar. Oradan gidip 7 tane şey var, çıkış var. O çıkışlardan rahatlıkla oraya gidebiliyorlar. Türkiye'de birçok şehir hastanesi kampüsünün yerini incelemiş bir kişi olarak söylüyorum. Adana'nın şehir hastanesinin kampüsü kadar ulaşımı kolay bir şey yok. Yani tam otoban, bakın şöyle şeyden Tarsus kavşağından şeye kadar Adana'nın çıkışına kadar, yani o Kozan çıkışına kadar içinden otoban geçiyor ve tam şurada Mithat Özsan Bulvarı'na giderken Devlet Su İşleri'ne bağlı bir şey var. Araç bakım parkı var. Oraya yapıyoruz biliyorsunuz. Evet. Tam buradan, tam yolun üzerine hem otoban bağlantısı hem şehir bağlantısı, gerçekten mükemmel, olağanüstü bir kampüs gerçekten. Bu Adana'ya yapılmış en büyük kamu yatırımı. Yani çok ciddi rakamlara sahip. Şunu ifade edeyim, sayenizde bakın. Estağfurullah. Sayenizde sağlıkta devrim olmuşsa en büyük payı Adana almıştır bu şeyde. Evet. Yani müthiş bir pay almıştık. Evet. Bunda çok büyük emeğiniz, büyük bir katkınız var. Ben şunu sorayım efendim. Bunu Adanalı da biliyor zaten de. Programımızın sonuna geliyoruz. Adana'ya baktığınızda kendinizi Adana'da nasıl hissediyorsunuz? Adana'da görüyor musunuz? Adana'yı nasıl tanımlarsınız? Kendinize yani onun parçası olarak hissediyor musunuz kendinizi? Adana bizim evimiz. Adana evimiz. Adana gerçekten her bir yöresinde ayrı keyif alıyorum. Yani yaylasına gidiyorum, ayrı bir keyif. Sahile gidiyorum, ayrı bir keyif. Çiftçilerle görüşüyorum, ayrı bir keyif. Esnafla görüşüyorum, ayrı bir keyif. Yani Adana bir kültür gerçekten. Adana bir atmosfer. İnsan o atmosferin içine girdiği zaman ne hissediyorsa biz de onlar hissediyoruz gerçekten. Adana'ya geldiğimiz zaman o atmosferi yakalamak, o kültürel atmosferi yakalamak bizde bambaşka duygular yaşatıyor gerçekten. Geçenlerde çok ilginç bir şey oldu. Dedim ki ya bu Adana'da arzu edip de yapamadığım iki tane şey var. Üç tane şey var. Bir tanesi bir sinemaya gitmek istiyorum. Yani o atmosferi burada yaşamak istiyorum. Çok sinema kültürü çok derin olan birisi değilim. Yani Ankara'da yılda bir defa ancak gidiyorum ama burada o atmosferi görmek istiyorum. Bir hamam kültürünü görmek istiyorum. Bir de kitapçıları dolaşmak istiyorum diye ifade ettim. Şimdi zaman zaman kitapçılara falan gidiyorum. Orada bakıyorum. Ama her bir köşedeki o atmosferi görmek bana keyif veriyor. Şeye gidememiştik hamamla ilgili. Çok tarihi bir hamama gittim. 380 yıllık bir hamammış. Oraya gittik. Oradaki atmosferi gördüm. Dedim ki oradan çıkınca bundan sonra dedim ben hamama Adana'da gitmem lazım. Ankara değil, Adana'da gitmem lazım. Bu aslında bizim bilinmeyen bir özelliğimiz. Yani oradaki o tarihi atmosferden her mahallede hamam vardı ve bayramlar her bayram akşamı, bayramdan bir gün önce Arefe günü herkes bakın şeye giderdik. Yani size nasıl bir alternatif sunuyorlar biliyor musunuz? Ben orada hani hamam bir bedenimizin ihtiyacı ama ben ruhumun ihtiyacını gidermek için oraya gittim ve Şunu fark ettim o gittiğim hamamda. Buldunuz mu? Tabii gittiğim hamamda bakın bana oradaki arkadaş şöyle bir alternatif sundu. Efendim sıcaktan mı hoşlanırsınız, soğuktan mı hoşlanırsınız? Dedim ki arası yok mu? Arası da var dedi. Burası dedi sıcak. Burası daha sıcak, burası daha serin. Şimdi size alternatif sunuyor biliyor musunuz? Yani nerede banyonuzu yapmak istiyorsan. Bazı insanlar çok fazla sıcağı sever mesela. Göbek taşına yatar. Yani bazı insanlar daha böyle şey olsun. Yani hem vücudu dinlensin hem de çok fazla sıcaktan bunalmasın ister. Mesela ben o hamamda
o şeyi gördüm. Yani o havayı gördüm ve dedim ki ben bundan sonra şey yapmam lazım. Yani Adana'da bu atmosferi yaşamam lazım. Birisi sinema, birisi kitapçı, birisi de hamam. Şimdi mesela Adana'nın biz birçok potansiyeli var ve o potansiyelini çok fazla değerlendiremediğimiz kanaatteyim. Yani Sayın Kültür Bakanımızın İstanbul'dan sonra ikinci büyük metropol olur diye. Bakın şu yönlü de, bakın bu da bir avantaj ve bu avantajı biz maalesef çok fazla kullanmıyoruz. Hep böyle ufak tartışmalar, didişmeler içerisinde gümbürtüye gidiyor. Haritaya bakın, haritaya bakmak çok önemlidir. Haritaya şu gözle bir bakın, yani veya izleyiciler bir baksın. Şöyle bir aks çizdiğini göreceksiniz. Bu aksın şurasında Mersin'i görürsünüz. Burada Adana'yı görürsünüz. Burada Hatay'ı görürsünüz. Şimdi bu Mersin'den sonra Adana'ya geldiğiniz zaman, Adana'yı konuşuyoruz. Karataş'a baktığınız zaman Karataş'ta müthiş bir doğal turizm potansiyeli. Karettalar. Yani gözümüz gibi bakıyoruz. Ve gerçekten çok önemli bir şeydir, değil mi? Evet, avantajdır. Evet. Ama hemen yukarısında, yani 3-5 kilometre yukarıya gittiğiniz zaman Tuzla'yı görüyorsunuz. Tuzla Türkiye'nin bir numaralı turfanda karpuz üreticisi. Belde. Tarım potansiyeli. Tarımla turizm iç içe girmiş. Biraz ileriye gittiğiniz zaman Yumurtalık. Yumurtalığın serbest bölgesi var. Orada tersaneler, şunlar bunlar. Müthiş bir denizcilik potansiyeli. Enerji. Hemen yanı başında enerji, rafineriler, evet. İşte oradaki şeyler, gübre fabrikaları filan. Ve onun arka kısmında yine ciddi bir şey var. Kültürel pota var. Mesela şeyde enerji endüstri bölgesinde ben oraya bakıyorum, Ceyhan enerji endüstri bölgesine. Hemen hemen bütün bakanlıklarla alakası var. En son Kültür ve Turizm Bakanı'yla da bir alakası çıktı. Orada su kasrı çıktı. Enerji endüstri bölgesi içinden su kasrı çıktı. Şimdi orada bakıyorsunuz Bakü Tiflis Ceyhan petrol boru attı. Efendim Yumurtalık Kerkük boru attı. Yarın doğalgaz çevrim santralleri falan olacak. Rafinerler olacak. Onun yan sanayiler olacak. Onun tarımla bağlantısı olacak falan. Yani mesela ben Ulaştırma Bakanımıza dedim ki evvelki yıl plan bütçe komisyonu üyesiydim, şimdi sağlık komisyonuna geçmeden önce. Sayın Bakanım, sizin bir hayaliniz vardı. Havayolu, demiryolu, denizyolu ve karayolunu birleştireceğim bir ortam arıyorum falan diyordunuz dedim. Evet hocam, hala diyorum dedi. Size dedim çok uygun bir mekan söyleyeceğim dedim. Neresi dedi? Bu Ceyhan Enerji Endüstri Bölgesi'nin birazcık yukarısı dedim. Orada hemen yukarıdan geçen otoban. Mükemmel kargo uçaklarının inip kalkabileceği bir havaalanı. Hemen yanı başında şeyler, büyük limanlar ve gemi ile gidebileceğin şeyler. Ve oradan şey var, hemen şeyden Bağdat Demiryolu var. Onu birazcık revize ettiğiniz zaman, birazcık uğraştığınız zaman dedim, o hayalinizi gerçekleştireceğiniz mekan burasıdır diye ifade etmiştim. Gerçekten hakikaten biz her gün başka bir potansiyelini keşfediyoruz. Yani şu doğalgazla ilgili birçok arkadaşa sordum. Ya siz biliyor muydunuz mesela Nedim Bey? Ben bilmiyordum. Ya ben de bilmiyordum. Bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Adana'da doğalgaz çıkıyor yani. Doğalgaz rafinerisi kurmuş. Orada şu anda 1342 metreydi. Herhalde 20 metre falan daha artmıştır. Günde evet. 10 metre falan artıyordu. İşte 1,5 gün 15 metre. 1350-60 metre civarında. 1800 metrede şey doğalgaz çıkacak ve Adana doğalgazın çıktığı çok önemli bir kent olacak. Yani adı doğalgazla anılan, doğalgaz çıkartan bir şehir olacak. Düşünebiliyor musunuz? Yani doğal kaynaklar. Mesela Adana'nın Aladağ'ındaki o krom tesisleri. 7 tane krom tesisi var. Biliyorum Allah'ım. Şeydeki Tufanbeli'deki termik santral. Kömür. Yani belki bilmediğimiz nice kaynaklar, yayla kültürü, yani 11 çeşit
turizmin aynı anda yapılabileceği bir potansiyel. Sayın Vekilim, bütün bu programımızın sonuna yaklaşık bunların hepsini önümüzdeki dönemde tekrar konuşmak isterim. Daha sohbet çok güzel gidiyor. Bütün bunların hepsi doğru bir yönetimden geçiyor. Yani doğru bir dizaynından, doğru bir yönetim tarafından, kentin yönetilmesinden geçiyor. Mutsuz olmaya gerek yok galiba. Yok. Adana'nın, tamam, büyük bir potansiyel var. Adana'nın buna hazır olması için de, olmaması için de çok fazla neden yok. Yok. Sadece tercihler doğru kullansın, vatandaş doğru anlayışları tercih etsin, doğru insanları tercih etsin. Şehrül Emin'e ihtiyaç var. Bence de Şehrül Emin'e ihtiyaç var. Bunu yazdım da. Adana'nın düzgün bir yönetime, vizyonu olan isimlere ihtiyacı var. Galiba mutsuz olmamıza gerek yok, yok bu seçim için. Mutsuz değil, umutsuz. Umutsuz da olmayacağız, mutsuz da olacağız. Yani zaten umutsuzluk ve mutsuzluk birbirinin şeyidir. Evet. Yani hem mutlu hem umutlu olmamız gerekiyor. Gerçekten ben tekrar söylüyorum, Adana'nın geçmişi çok parlak. Sporuyla, edebiyatıyla, sanatıyla. Yani tabii ya, Karacaoğlan Edebiyat Müzesi yani. Bambaşka bir şey yani. Evet. Yaşar Kemal'in, yani çok Kemal'lerin teşekkür ediyorum. Yani orada bütün Adana'da bulunmuş şeylerin, dinoların falan şeyleri, Abidin Dinol'un oradaki yaşadığı Nebi Özgen Türk falan. Yani Adana bambaşka potansiyel olan bir şehir gerçek. Geçmişi parlak, geleceği geçmişinden daha parlak. Yani onun için bizim önce kafada hazır olmamız lazım. Yani mimar hep şu görülür. Mimarın önce binayı yazar, çizerken o anda çizdiği falan gibi bir şey düşünülür. Mimar önce kafada çizer. Ondan sonra kağıda döker, sonra hayata geçirir. Bizim böyle bir mimariye, böyle bir kurguya ihtiyacımız var. Yani tam idare için tam irade gerekir. İnşallah o tam idare içinde büyüklerimizin tam irade göstereceğine hiçbir tereddüdümüz yok. Kamuoyunun beklentilerini karşılayacak, inşallah Adana'nın ihtiyaçlarını bilen ve devletin imkanlarıyla Adana'nın ihtiyaçlarını bütünleştirecek bir yerel yönetim, yani başkanıyla, meclis üyeleriyle, diğer bürokratik unsurları, inşallah Adana'nın buna kavuşacağından hiç ama hiç tereddüdüm yok. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi bir sohbet oldu. Sağ olun. Güzel bir sohbet oldu. Teşekkürler. Galiba vatandaşlar yavaş yavaş seçime doğru da yönlendirmemiz gerekiyor, hazırlamamız gerekiyor. Evet sevgili izleyiciler, seçime doğru gidiyoruz. Seçimi konuşuyoruz, yerel yönetimi konuşuyoruz. Bugün Adana'yı konuştuk. Önümüzdeki dönem Adana'nın bütününe yönelik farklı sohbetler edeceğiz. Hedefimiz düzgün bir yönetim ve ayağa kaldırılan bir Adana olacak. Hedefimiz bu olacak. Namuslu insanlar burada olacak, bu programlarda olacak. Onlardan biriyle bugün birlikteydik. Necdet Yunuvar'la birlikteydik. Gelecek hafta başka bir konukla bir arada olmak dileğiyle. İyi günler efendim.